Evet, efendim, güncel takipçilere bugün oyun kararlarız. Büyük kararda Kamil Bey yanımızda. Kamil Turan Bey, çiftçiler sıkıntılarıyla süt ürünlerle ilgili bir sorunumuz varmış. Bunları öncelikle hoş geldiniz. Sıkıntılar elbette var. Yani büyük sıkıntılar var. Bu bizim Kapıkaya'nın maalesef kötü bir kaderi. Dağın bu tarafı sürekli öteleniyor. Süt fiyatlarında da şu an için bir düşüş söylentisi var. Hatta uygulaması da oldu. Normalde süt fiyatları süt konseyi var diye biliyoruz. Artık ne kadar yatkın bilmiyoruz ama. Birinci aydan altıncı aya kadar bir fiyat, yedinci aydan on ikinciye kadar bir fiyat. Bu ihale döneminde bu şekilde belirleniyor. Ama daha ihale dönemi bitmeden maalesef süt firmaları bir 0.3 kuruş, yani eski paralara 30 lira fiyatları geri çektiler. Zaten bizim Yenişehir'den, Karacabey'den, Kemalpaşa'dan, Bursa merkezden süt fiyatımız sürekli düşük. Bu bizim mahpus. Artık talihimiz midir, kaderimiz midir? Bir türlü bunu aşamıyoruz. Yüksek oranda biz partimize oy verdik. Bir yerlere getirdik. Artık her şey daha güzel olacak diye bekliyoruz. Seçim bitti. Maalesef süt fiyatlarında böyle bir düşüş oldu. Yem fiyatları zaten yükseldi. Şu an et fiyatları karkas 23 liraya kadar dana düştü. İnek fiyatları daha da kötü oldu. Ya biz iyi olacak diye bakıyoruz ama bilmiyorum. Pek önümüzü göremiyoruz bunların. Bu konuda... Şeyde herhalde yemden alınan KDV'nin düşeceği söylenmişti ama... O bilmiyorum. Şu an için zor ama o belli bir aşama, belli bir süre takip edecektir. Artık ne kadar olur, ne kadar uygulanabilir bilmiyoruz ama belli bir zaman alacaktır. Dört ay içerisinde zaten büyük oran hayvancılıkta öndeydi. Şu an hayvan sayısı olarak yüksek ama... Evet. Yani şimdi yine besleyen var mı, bakan var mı? Minare şöyle söyleyeyim, şu nesil son nesil. Yani bundan sonra bir 10 sene sonra değildi. Burada biz geleceğimizi göremiyoruz. Genç nüfus zaten yok. Şu an hayvan bakanları da zaten 50-55 yaşın üzerinde. Bu nesil de gitti mi buralar kapanacak diye korkuyoruz.